iki önemli müttefikiz. NATO zirvesinde bunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pompeo'nun Amerikan News Max televizyonuna verdiği mülakatta kullandığı ifadeler hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi. Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarf ettiği ifadeleri gerek uslup gerek içerik bakımından reddediyoruz ifadesini kullanan Aksoy, Pompeo'nun YPG PKK terör örgütünü Kürtlerle özdeştirmesinin eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini gösterdiğini kaydetti. Sayın Trump'ın kendisine yani anlaşmanın uygulanmasında bir sorun olmayacağını söylediğini dile getirdi. Aksoy, Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ile DAEŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi. Kürtler dahil, Tüm Suriye halkını kucaklayan Türkiye'nin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesinin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aksoy, bu terör örgütünün DAEŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri ile konuşmamda da ifade ettim güvene dayalı bir ilişki kurmak istiyoruz.